bana katlanacaksınız bu gece. Festivalimizi 18. kez açarken bugün bizlerle Şişli Belediyesi Kültür Merkezi'nde buluşan ve YouTube kanalımızda canlı yayınımızı takip eden herkese iyi akşamlar diliyoruz. İşçi Filmleri Festivali'nin hiç sponsoru olmadı. Festival tek bir sinema bileti bile satmadı. Burayı prova ederken de bir üzülerek söyledim niyeyse. Hiçbir filmi birbiriyle yarıştırmadı. Sadece onlara alan açmaya çalıştı. Peki nasıl oluyor da 18 yıldır devam edebiliyor? Elbette gönüllü emeklerle. Festivalin izleyiciyle buluşabilmesi için memleketin her köşesinden onlarca gönüllü alın teri döküyor. Bu yıl festivalimizin açılışını depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı anmak, hala yaşam mücadelesi veren depremzede vatandaşlarımızla birlikte olmak için Antakya'yla eş zamanlı yapıyoruz. Şimdi Antakya'daki arkadaşlarımıza ve misafirlerimize bağlanıyoruz. Merhabalar Bülent. Bülent orada mısın? Merhabalar. Emre. Evet, Bülent'ciğim. Çok güzel, çok güzel hareketler yoldaşım. İşte olduk. Emre, ben senin bu festivalde olduğunu 20 dakika önce öğrendim. Efendim Emre, benim çok güzel hareketler bunlar, ekibinden arkadaşım. Kendisi sahne amiriydi, Gestapo gibiydi. Sürekli oyundan önce kostümlerimizi kontrol eder, dekorumuzu, aksesuarlarımıza bakardı. Gördüğünüz gibi ben takım elbise giydim, o tişörtle çıkmış. Rezalet. Peki, Emre. Hiç oyunlarda aksama oldu mu? Efendim? Hiç aksama oldu mu oyunlarda? Yok, hayır, olmadı, evet, doğru. Ama ben ondan bahsetmiyorum. Demek ki... Nasıl orada hava Emre? Bize biraz bahsetmek ister misin? Hava burada sıcak. Çok güzel, sıcaksa. Kebap yapıyorsunuz herhalde, anlayamadım, ne yapıyorsunuz? Evet, seste bir problem var galiba. Evet. Gelmiyor mu sesim? Evet, şimdi geliyor. Şimdi bir daha söyleyebilirsin hepsini. Burası Barış'ın kardeşliğin başkenti. Antakya'dayız. Burası sıcak. Halkımızın sıcaklığı ile beraber gayet sıcağız. Defalarca ayağa kalkmış bir başkentindeyiz. Buradan İşçi Filmleri Festivali'ne katılan herkese selam söylüyoruz. Merhaba. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de Antakya'ya buradan selam gönderiyoruz Emre. Herkese buradan kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Yetmedi galiba sevgimiz. Peki, tamam, sesle problem var. Ben o zaman hemen gecemizi devam ettiriyorum Emre'cim izninle. Aman ne izin alacağım bundan, yeter. Festivalimizin gönüllü üyelerinden biri gerçekten o kadar gönüllü ki bugün beni buraya kendisi getirdi, arabasıyla evden aldı. Çok teşekkür ediyorum. Haşmet Camcı'yı Festival Düzenleme Komitesi adına konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Merhaba, hoş geldiniz dostlar. 2006 yılında başladığımız festivalimizin ilkinde ve sonrasında İstanbul, İzmir ve Ankara'da eş zamanlı olarak gerçekleştiriyorduk. Zaman içinde... Antakya'ya dayanışma duygularımızla selamlıyoruz. Kadımkent Antakya'nın yası yasımız, isyanımız, öfkemiz oldu.
Enkaz altındaki o çığlıklar acısı yüreğimizde korku yeşilinin aşıldığı an oldu. Öfkemiz ve isyanımız büyük. Umudumuz da büyük Kadımkent Antakya. Bu ülkenin onurlu, vicdanlı mimarları, mühendisleri, şehir plancıları, doktorları, avukatları, öğretmenleri, akademisyeni ve emekçilerinin dayanışmasıyla Kadımkent Antakya'yı yeniden inşa etmek için yollara düşeceğiz elbet. Buradan da çağrımızdır tüm dostlara. Öğrenci kolilerinin yarattığı kardeşlik, yoldaşlık ve dayanışma ile borcumuzu ödeme zamanı şimdi. İşçi filmleri Festivali 2006 yılında neoliberalizme karşı direniş öyküleriyle yola çıktı. Bu yıl 18.sini gerçekleştiriyoruz. İşçi Filmleri Festivali yok sayılan, görmezden gelinen dili, inancı, kimliği, cinsel tercihlerinden dolayı ayrımcılığa uğrayan, ötekileştirilen, var alma mücadelelerini ve direniş öykülerini beyaz perdeye aktaran, sinema emekçilerine alan açmış, gönül kılmış ve izleyicileri buluşturmuştur. Politik eylem olarak sinemanın etkisi ve gücü 18 yıldır İşçi Filmleri Festivali'nde dile getiriliyor. 18 yıldır dünyanın birçok ülkesinden ve Türkiye'den özgürlük, emek, barış ve haklar mücadeleleri İşçi Filmleri Festivali'nin sahnelerinde izleyiciyle buluşuyor. Festival boyunca tüm gösterim ve etkinlikler ücretsiz, sponsorsuz, emek ve meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, sendikalar ve belediyelerinin desteğiyle ve dayanışmasıyla gerçekleştiriyoruz. Festivalin mutfağında da her yıl yeni katılımlarla öğrencisinden öğretmenine, doktorundan mühendisine gönüllü emeği var. Bu yıl 32 ülkeden 405 başvuru oldu. Film seçiminden gösterim salonlarının belirlenip hazırlanmasına, afiş ve görsel tasarımdan altyazı çevirilerine, koordinasyon ve iletişimden açılış gecesi gösterim programının organizasyonuna kadar her adımda bu gönüllü emek var. İşçi Filmleri Festivali her yıl olduğu gibi bundan sonra da tüm dünyadan işçi sınıfının yaşamı, mücadelesi, direniş öyküleri ve deneyimlerini aktarmaya devam edecek. Sansüre karşı özgür, bağımsız sinemayı gönül kırmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Biz de size çok teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun. Buyurun. Ben getiririm onu ya, senin gelmene gerek yok her seferinde. Bu yılki seçkimizde kısa ve uzun metrajlı belgeseller, canlandırmalar, kurmaca ve deneysel filmler yer alıyor. İşçi, emek, direniş ve insanlık hallerini anlatan filmlerimizin 58'i bu topraklardan, 25'i ise dünyanın dört bir bucağından. Şimdi bu filmlerle ilgili kısa bir seçki izliyoruz. We are all the same. If I cut you and I cut myself, your blood is not white. It's red. Askerde para ihtiyaç oldu. Sen de paramı verirsen. Bir imar seti var. O kabuğun işte bayaktan, bilmem şu kriyozun yanıktan gibi. Bu imar setini göstermek zorunda. Bu mutlu muyum? Evet
tarafından para çıkardı yani. Donundan bile para çıkardı. Millet oynadıkça para geliyor. Ya bu da iki garson. Çatır 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 çatır. Akşam var, bitiremez. Allah belamı versin. Süpürgeyle para bahşiş topladım biliyorum. Peki sana. Ana okuyacağım onları. Şahane. Abim gönçük bir çocukken ölmeydi. Ben de böyle erkek gibi mal bastım diyorum. Yoruldum Gülsüm. Melancholic. The word you used was melancholic. Melancholic? Bunu bir şey kurtar sen ekleyin. No. Ne var ite? Ama haber imniz ana seresi bir iş çıkar. Ya bırak! Özür dilerim ya, perde halleder. Siktir sen. Ya bırak! Süt paketi yalnız baktım elimde. Ya bırak! Куда ты кулерядный-то собрался? Вы задаете совершенно глупые вопросы. Перси, и то умнее. Кого собакой назвал? Два, три, четыре, пять. Я верю, что Starfruit стопа. Ты хипрыши. Я, юнгер, что Эмма гибнет не чё фильм, эти... Воки идеи. Воки. Воки. Я. Я. Yoksulluğu, sefaleti gündeme getirmemden çok rahatsız oldular. Rahatsız etmeye devam edeceğim. Bu sözler 3 yıldır gönüllü olarak festivalimizin bütün tasarımlarını yapan ve bizimle büyük bir dayanışma gösteren arkadaşımız Mahir Akkoyun'a ait. Bu ürün... Dünyanın en büyük tedirginliği ve alkış tedirginliği. Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde yazan sticker tasarımları nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret ve seçim düzenini bozma suçlamalarıyla gözaltına alındı Mahir. Geri adım atmadı ve her gün yaptığı yeni tasarımlarla rahatsız etmeye devam ediyor. Bu akşam İzmir'den gelecek ve aramızda olacaktı. Olamadı ne yazık ki ama bize bir video mesaj yolladı. Şimdi ona kulak verelim. Selamlar, ben Mahir Akkoyun, tasarımcıyım. 3 yıldır İşçi Film Festivali'nin gönüllü olarak görsel iletişim tasarımlarını yapmaktayım. Afiş, broşür, sosyal medya tasarımları, kitapçık tasarımı gibi. Bu sene ne yazık ki askerlik durumu nedeniyle açılış gecesine katılamıyorum. Festival diye emeği geçen ve bu işi yıllardır gönüllü olarak yürütmeye çalışan arkadaşlara, festivalin emekçilerine, ve katılımcılarına kendi adıma teşekkür ediyorum. Umuyorum ki bu festival daha da büyüyerek ve yaygınlaşarak işçilerin, emekçilerin, kadınların, öğrencilerin sesinin daha fazla insana ulaşmasını sağlayacak. Aynı zamanda İşçi Filmleri Festivali ile başlayan bu Mayıs ayının AKP, MHP ve Erdoğan iktidarının devrildiği, ülkemiz ve halkımız için güzel sonuçlandığı bir ay olacağına da inanıyorum. Herkese tekrardan selamlar. Güzel yarınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Alanlarda kutladık. Bu yıl 1 Mayıs'ı yine alanlarda kutladık. On binlerce emekçi adalet, barış, demokrasi taleplerini dile getirmek için alanlardaydı. Ben burada bir araya girmek istiyorum. Ben de dün 7 yaşında bir kızım var. Onun ilk 1 Mayıs'ıydı. 1 Mayıs'a götürdüm. Nereye getirdin beni dedi.
İşçinin emekçinin bayramı babacığım bugün dedim. Ben emekçi olmak istemiyorum dedi. Niye dedim? Çok gürültü yapıyorlar dedi. Hiçbir şey söyleyemedim. Bir dahaki 1 Mayıs'a kadar söz hakkımı saklı tutuyorum. Bir fikriniz varsa bana gecenin sonunda iletirseniz kızıma en azından bir yol gösterebileyim. Şimdi dünkü 1 Mayıs'la ilgili hazırladığımız görseli izliyoruz. Festivalimiz sadece emekçilerin yaşam öykülerini, mücadelelerini beyaz perdeye aktarmakla kalmıyor, onların sınıf mücadelesinde de yanlarında olmayı bir görev biliyor. Bu yıl bütün ailelerin can yakıcı sorunu olan eğitim sektörünün emekçilerinin temsilcileri aramızda. Özel okullarda öğretmenlerin çilesi artık dayanılmaz bir hale geldi. Şimdi onlara kulak verelim. C
Cansu Karakuş bu akşam aramızda. Kendisini sahneye davet ediyoruz. Cansu Hanım sahneye gelirken bir konuğumuz daha var. Sağ ol canım. Çalışanın psikolojik şiddet ve yıldırma yoluyla baskı altına alınması anlamına gelen mobbing, ülkemizde iş hukukunda ve ceza yasasında suçtur. Doktor Sosin Fisli, Türk Tabipleri Birliği adına deprem gönüllüsü olarak deprem bölgesine gittiği için çalıştığı Heybeliada Aile Sağlığı Merkezi'nde mobbinge uğradı. Hakkında içeriğine henüz ulaşma olanağı bulamadığımız bir soruşturma açıldı. Üstelik kendisi de bir depremzede. Heybeliada halkı bu mobbinge dur demek, doktor arkadaşımıza destek olmak için imza kampanyası başlattı. Dayanışma ezilenlerin inceliğidir diyoruz ve Doktor Sosin Pisli'yi sahneye davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Mikrofoncu arkadaş tek mikrofon getirdi. Ben kenardayım. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın temsilen buradayım. Ben Cansu Karakuş. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok heyecanlı çünkü biz yaklaşık 2 yıldır kurulan bir sendikayız ve ben şu an burada 9000'e yakın üyeyi temsil ediyorum böyle bir platformda. Biz kimiz ve ne yapıyoruz? Amacımız ne? Lütfen anlatırken sıkılmayın çünkü biz bu zamana kadar bizi sömüren patronlara karşı çok dik bir duruş sergiledik. Ve bu da bizi aşırı eğlendiriyor. Dediğim gibi biz 2 yıl olmadı daha olacak. Önce kurulan bir sendikayız. Yönetim kurulundan üyesine kadar hepimiz öğretmeniz. Sadece hukuk noktasında bize gönüllü olarak destek olan arkadaşlarımız var. Avukat arkadaşlarımız ve her sokakta açıklama yaptığımızda ya da bir eylem duruşunu sergilediğimizde basın emekçisi arkadaşlarımız var. Onlara da buradan da teşekkürlerimi sunuyorum. Biz aslında şöyle sömürüye dur demek için bu sendika kuruldu. 2014 yılında bir taban maaş vardı, 2014 yılına kadar. Sizler de biliyorsunuz ki bir gecede bir yasa kaybolup yeni bir yasa yürürlüğe girebiliyor. Bizim de öyle oldu. Neydi bu taban maaş? Aslında şuydu, kamudaki öğretmenle özel sektörde çalışan öğretmen arasında hiçbir şekilde bir maaş farkı olamaz. Tabii bu durumun kalkması patronların onların böyle kendilerini daha iyi hissetmelerine neden oldu. Çünkü bizler asgari ücretle ya da asgari ücretin altında çalışan birçok öğretmen arkadaşımız var. Hiçbir emekçi asgari ücretle çalıştırılmamalı. Biz de bu taleplerimizi her zaman MEB'e iletmek istedik. Çünkü biz MEB çalışanı olduğumuz için haliyle muhatabımızda onların olması gerekiyordu. Belki duymuşsunuzdur, 30 Ağustos'ta aslında sendikamızı duyuran bir durum gerçekleşti. Biz muhatabımızın yanına gitmek istedik Milli Eğitim Bakanı'nın önünde haklı taleplerimizi söylemek için. Ama bir polis barikatıyla karşılaştık. Biber gazları ve gözaltıları oldu. İçeride çocuğuyla gelen arkadaşlarımız vardı. Astım hastası olan arkadaşlarımız vardı. Ama hiçbir şekilde ambulansın dahi içeriye girmesine izin vermediler. Sonrasında Milli Eğitim bizi çağırdı. Dedi ki sizin böyle talepleriniz vardı. Niye bize gelmediniz? Ama zaten biz geldik ya. Siz bizi almadınız. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısını aşındıra aşındıra artık bir kapı da kalmadı orada. Sürekli taleplerimizi söylemeye çalışıyoruz. Her koldan iletmeye çalışıyoruz. Gidip görüşüldü. Dediler ki tamam hadi siz bir dosya hazırlayın gelin. Tamam dosyalarımız hazırlandı. Taleplerimiz söylendi. Dönüş oldu mu? Hayır. Tabii ki de olmadı. 17 Nisan'da tekrar Ankara'daydık. Bu sefer haklı taleplerimizin yanı sıra deprem bölgesindeki arkadaşlarımızın acil ihtiyaçları vardı. Bir çözüm istedik onlardan ve mücbir sebeplerden dolayı çözüm üretemediler. Üretemeyeceklerini söylediler. Yine bizden istediler taleplerimizi, söyledik. Ama ne oldu? Tahmin edin. Yok, dönüş yok. Tekrar bize herhalde Ankara'nın yolu gözüküyor. Bu arada 17 Nisan'da giderken de şunu söylediler. 30 Ağustos gibi bir durumla karşılaşmanızı istemiyoruz.
sağ olsunlar. Biz her yerde ve her zaman şunu diyeceğiz. Hakkımız olanı alana kadar devam edeceğiz. Sözlerime Fakir Baykurt'un şu dizeleriyle bitirmek istiyorum. Öğretmen yalvarmaz, öğretmen boyun eğmez, öğretmen el açmaz, öğretmen ders verir. Ve mücadele dersini biz öğretmenler vereceğiz. Hepinize çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Çok teşekkür ederiz Cansu Hanım. Sizi biraz bekletiyoruz. Buyurun efendim. Merhabalar, benim adım Sosun Fisli. Özellikle onu düzeltmek istedim. Ila Sosun. Kürtçe kır çiçeği demek. Bu doğduğumdan beri her zaman sorgulan... Ben ne dedim? Sosin. Ama isminiz de çok normal değil şimdi yani. Hani. Devamlı var olmaya çalışan bir halkın çocuğuyum. Ama çok güzel bir isminiz var, onu söyleyeyim. Evet, bir ötekiyim. Evet. Belki de beni buraya taşıyan bir öteki olmamdı. Oradan geliyor. Ben deprem hikayemin bir gün beni bu sahneye getireceğini hiç düşünmemiştim. O Adıyaman yolculuğunun aslında Adıyaman'a gideceğimi bile bilmiyordum. Sadece duyurulmayan bir çığlığa kulak verdim. Bu da meslek örgütümün aracılığıyla oldu. Aslında bir diğer hedef olmam da buydu. Örgütlü olmamdı. Meslek örgütüyle hareket etmemdi. Onlarla o yolculuğa çıkmamdı. Adıyaman'da kıyamete tanık oldum. Ve o insanlara yaşatılan cehennemdi. Şöyle diyebilirim. Cehennem acı çektiğiniz yer değilmiş. Acı çektiğinizin görülmediği, duyulmadığı, bilinmediği yermiş. Biz o insanların cehennemine gittik. Onları oradan çıkarmaya çalıştık, tanık olduk. Onun için onlar oradan döndükten sonra onların çığlığını duyurmaya çalıştığımız için hedef olduk. Şimdi döndüğümde ben de hedef oldum ve yanımda tüm dostlarım, arkadaşlarım, ada halkı bulundu. Bu birliktelik belki cennetin kapılarını açmayacak ama cehennemin kapılarını kapatacağı kesindir. Bu dayanışma bizi bu cehennemden çıkaracaktır diye düşünüyorum. Ve buraya gelenlere teşekkür ediyorum. Bizden de sizlere çok küçük birer armağan. Sosin Hanım. Doğru söyledim değil mi? Yine yanlış söylemişim. İçeri gittim bir de düzelttiler beni. Çok özür diliyoruz efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Al. Neler oldu burada? Festivalimizin başından beri en önemli geleneği sinema sanatının görünmeyen emeğini görünür hale getirmek ve kamera arkası emekçilerine teşekkür etmek. Bu yılda aramızda gerçekten yıllarını bu sanata adamış çok değerli bir emekçi var. Görüntü yönetmeni Sinan Güngör. Kendisine teşekkür plaketini vermek üzere yönetmen Kazım Öz'le beraber sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İki ismi de doğru söyledim. Bu ödülü bana layık gördükleri için işçi filmleri, uluslararası işçi filmleri çok teşekkür ediyorum. Ayrıca sendikam olan Sinesen'e de teşekkür ediyorum. Kazım Bey siz de. Teşekkür ederim. Benim ismimi de yanlış söylediniz. Aslında benim ismim Kazım. Yani burada da İ ve E değişti. Şişli'de Sosyal... I ve İ ile ilgili problem var. Evet. İki tane İ olmasına rağmen adında burada evet. Karıştırılıyor efendim. O benimle ilgili değil. Teşekkür ederim. Yani sinema sanatı derler dünyanın en zor mesleği.
Hani hatta öyle bir istatistik vardı bilirsiniz. Yani maden işçiliğinden sonra en zor kabul edilen meslek bu. Aslında bunun en büyük zorluğunu kamera arkasındaki arkadaşlarımız çekiyorlar. O yüzden teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum bu ödül için. Biz de teşekkür ediyoruz. Biraz bekletiyoruz efendim. Buyurunuz. Şş. Yok mu? Size yokmuş. Ben hayatımda hiç bu kadar kısa sürede bu kadar çok rezil olmadım. Kazım abi çok özür diliyorum. Sol sinema beni oynatmayacak. Bu kez de kamera önünden bir konuğumuz var. Yıllarca sinemanın hem mutfağında hem de kamera önünde emek vermiş biri. Sinema severler onu en çok Yol filmindeki Ömer olarak tanıyor. Sinema Emekçileri Sendikası'nın yöneticisi olduğu için 12 Eylül darbesi tarafından yargılandı. Yaşamı boyunca onurlu duruşuyla gönlümüzde taht kurdu. Önce bir kısa video izliyoruz. Emekleri için, yarattıkları için kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz. Necmettin Çobanoğlu'nu sahneye davet ediyoruz. Plaketini vermek üzere Film Yönetim Kurulu üyesi ve Film KOP üyesi yönetmen Vuslat Saraçoğlu'nu sahneye davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten işçi olmak o kadar kolay bir şey değil. Hele bizim gibi ülkelerde. Hele bir de sanat emekçisi olmak daha çok zor. Çok uzun süre 1968 yılından beri sinema sektöründe Yeşilçam'da teknisyen olarak başladım. Çok güzel insanlarla çalıştım. Bugün de dün evet 1 Mayıs'ı kutladık. Çok güzeldi. Bugün çok sevdiğim sinemanın duayenlerinden sevgili hocam Duygu Sarıoğlu'nu uğurladık. Ondan çok şey öğrenmiştik. Ona da söylemiştim. Öğretilerini hiçbir zaman unutmayacağım. Selam olsun diyelim. Evet. Hatay benim yüreğimde çok acılar yarattı. Her sokağını, her taşını, her köşesini bilen birisi olaraktan. Deprem gerçekten yaşanır, öyle uzaktan bakarak deprem yorumu falan yapılmaz. Ben 6 yaşında, ben Erzincan Refayar'ım, 6 yaşında bir deprem olmuştu. Yattığım odanın duvarı gitti ve köyde birkaç kişi de vefat etmişti. 1,5 metre kar yağmıştı ve gerçekten çok zor, halen o fotoğraf gözümün önünden gitmiyor. Bugün aynı acıları çekiyoruz. Gidenlere Allah'tan rahmet diliyorum, kalanlara sabırlar diliyorum. Gerçekten bizim ülkemiz bu son yıllarda çok acı şeyler yaşadı. Bu acıların üzerinden gelmemiz için
14 Mayıs bize çok önemli bir tarih. Onun için 15 Mayıs sabahı bahara uyanmak için hepimize çok görevler düşüyor. Onun için çok çalışmamız lazım. İyi ki bu İşçi Filmleri Festivali sürüyor. İlk başladığı zaman ben çok tereddütlüydüm. Zafer burada tartışıyorduk. Sinesen Genel Başkanlığı yapıyordum o zaman. Nasıl olacak? Parasız, pulsuz bu işlere kimse destek olmuyor. Ama gerçekten kutluyorum. O günden bugüne kadar emek veren arkadaşları saygıyla gerçekten kutluyorum. O kadar zor bir iş ki bizim mesleğimiz, biraz evvel Kazım söyledi, dünyanın en zor mesleği. Çünkü ürünü insan, hayatı insanla örgülüyoruz. Birincisi işte underground, yeraltı maden işçilerinin. İkinci sırada bizim işimiz. Üçüncü sırada astronotluk falan diye gidiyor. Onun için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, çok var olun. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Hep birlikte güzel bir dünyayı kurmak için çok emek gerekiyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Siz de bir şey söylemek ister misiniz? Tebrik ediyorum. Necmettin Çobanoğlu benim çok sevdiğim bir abim. Bu plaketi ona vermek benim için bir gurur. Bilmiyordum ona vereceğimi. Çok sevindim. Böyle bir eşleşme yaptırdığınız için. Ben de çok sevindim. Senden bu ödülü aldığım için gerçekten çok mutlu oldum. Sevgiler. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla. Teşekkürler. 6 Şubat'ta yıkıldık. Acımızı tarif etmek mümkün olmadı. Çok ağladık, çok öfkelendik. Ama günün sonunda bizi bekleyen daha büyük felaketlerin farkına vardık ve ne yapabiliriz derdine düştüğümüzde hemen yanı başımızda kentleşmeyi bir rant meselesi olarak görmeyen kamu yöneticilerinin de olduğunu, bundan sonra da olabileceğini gördük ve umutlandık. Şimdi o kamu yöneticilerinden birinin neler yaptığını bir görselle izleyelim. Başkanım merhaba, merhaba. Kaç ölünüz var? Ölü yok. Kaç yaralınız var? Yaralı yok. Ağır hasar? Ağır hasar binamız yok. Orası neresi? Kütahya tavşanlı mı yoksa dil iskelesi tavşancı mı? Dil iskelesi tavşancı mı? Turkey is now confronting the full scale of the earthquake disaster. Making this the worst earthquake in Turkey this century. This earthquake was horribly predictable. It had been predicted many times. A tragedy beyond imagination. 17 Ağustos 1999 depremi İzmit Körfezi'nde büyük can ve mal kaybına neden oldu. Ancak depremin merkezine çok yakın olmasına rağmen Körfez'deki bir yerleşim yeri depremden neredeyse hiç etkilenmedi. Sonradan herkesin dikkatini çekecek olan bu yer Tavşancıl'dı. Gerçekten biz burada bir şey yaşamamışız diyoruz kendi kendimize yani. Bizim bina hiçbir şekilde etkilenmedi. Bizim evimiz şimdi iki katlı. Hiçbir zarar görmedik. Peki Tavşancıl depremden neden etkilenmedi? Salih Gün ne yazık ki artık aramızda değil. Kendisini pandemide kaybettik. Ailesinden oğlu Ümit Gün aramızda. Kendisini sahneye davet ediyorum. Bana getir, bana getir. Ben vereceğim oğlum. Buyur. Herkese iyi akşamlar. Böyle bir topluluğa karşı ilk konuşmam aslında. Heyecanlıyım ama gururla da yapacağım ilk konuşma. Babam Salih Gün, 2022'nin Ocak ayında kaybetti kendisini. Tavşancıl'ın kurucu belediye başkanı, 3 dönemdir, 3 dönem yaptı. Bir dönemde milletvekilliği yaptı. İki konu var aslında.
Birincisi sorumlu siyaset, ikincisi oy karşılığı olmayan hizmetler. Sorumlu siyasetin örneğini biraz önce bir giriş olarak izlediniz zaten. Kocaeli Üniversitesi'nden profesörleri davet edip zemin etüt raporu çıkarttırıp, bütün tavşancılığın zemin etüt raporunu çıkarttırıp 3 katlıdan fazla ruhsat izni vermedi. Ve tavşancıl o büyük depremde hasar görmeyen tek belde olarak anıldı. Belki çoğunuz sosyal medyadan falan izlemişsinizdir. İkincisi olarak da hiçbir yaptığı hizmetleri tavşancılar her zaman bekleriz. Kendiniz de görürsünüz geldiğiniz zaman. Burada anlatmakta sayılmaz. Oy karşılığı yapmadı. İnsan odaklı yaptı. Hiçbir şeyi oy karşılıklı yapmadı. Bunun için dediğim gibi ilk konuşmam çok da heyecanlıyım, kusura bakmayın. Çok da gururlu şekilde yaptığım ilk konuşma. Bilime önem vererek yapılan siyaset işte bu. Biraz önce izlediğiniz. Bilime önem vererekten hiçbir can kaybı yaşanmıyor. Zemin etüt raporunu çıkarttırıyorsunuz, ona göre bina dikiyorsunuz ve hiçbir şey olmuyor. Ama maalesef parasal rant uğruna, ondan sonra diğer şeyler uğruna, dostluklar, arkadaşlıklar, bir sürü gördüğünüz İstanbul zaten her taraf şey içerisinde oldu. Yani bunlardan dolayı en son izlediğimiz depremde de kaç canımızı feda ettik. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bundan sonra yaşanmaz. Babam gibi örnek olur kendilerine. İzlesinler. Benim için en büyük gurur kaynağı da şöyle. Ben evdeki ayakkabı kutularıyla anılmıyorum. Bu şekilde anılıyorum. Bizim evde ayakkabı kutularından değil, o şekilde bak çağrılmadım. Burada Tayfun Bey aramızda, görmüyorum şu anda kendisini de. O davet etti. Buradaki bütün ekibe de çok teşekkür ediyorum böyle bir güzel şeyle anıldığım için. Çok da gururluyum. Babamın da arkadaşı da burada, çocukluk arkadaşı. O da çok konuşma yapmak için davet ettiler ama çok, o da çok duygusal. Aramıza gelmedi o yüzden. Onun adına da hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Böyle güzel topluya karşı da hepinize çok çok teşekkürler. Çok sağ olun. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Babanız Salih Gün'ü de buradan anıyoruz efendim. Gerçekten ülkemizin böyle yöneticilere ihtiyacı var. Bir elin parmakları kadar neredeyse 82 milyonluk ülkede. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Şöyle ben size takdim edeyim. Siz ya da siz bana takdim edin. Sağ olun, teşekkür ederim. Festival ekibimiz Film Kooperatifi ve Gençlik Filmleri Festivali ile birlikte 23 Nisan haftası boyunca Antakya'daydı. Çocuklarla ve yetişkinlerle pek çok etkinlik yaparak onlarla yan yana olmaya çalıştı. Şimdi o çalışmadan bazı anları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bütün yıkımlardan insanlığı çıkaran şey sanat olmuştur. Yalnız iyi günlerde değil, kötü günlerde de yapılır sanat. Biz yılgınlığa düşmedik ve sanatla iyileşelim, iyileştirelim dedik ve yola çıktık. Bu sözler Hatay Akademi Orkestrası'na ait. Zor zamanlarda
Daha da ihtiyacımız var sanata, sanatçılara. Yönetmen dostumuz Ethem Özgüven, Akademi Orkestrası ve Antakya üzerine yaptığı belgesel çalışmasından kısa bir kesit hazırladı bu akşam için bizlere. İzleyelim. Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan Dayanışmanın Müziği projesinin ikinci konserine hoş geldiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Orkestralar Müdürlüğü Dayanışmanın Müziği projesi için Hatay Akademi Orkestrası ve Antakya Medeniyetler Korosu ile bir araya geldi. Acılarımızı müzikle sarmak, dayanışmak için. Orkestranın kurucu şefi Ali Uğur. Hatay Akademi Orkestrası depremde prova salonlarını kaybetti. Enstrümanlarının büyük kısmı enkaz altında kaldı. Hayatta kalan orkestra üyeleri ise yakınlarını kaybetti. Kontrbas sanatçısı Ali Yılmaz, vurmalı sazlar sanatçısı Abdurrahman Düzgün, viyola sanatçısı Büşra Kırkacı ve soprano Cansu Çilingir aramızdan soğusta dek ayrıldı. Onları saygıyla anıyoruz. Sizleri Hatay Akademi Orkestrası ile baş başa bırakıyorum. Sensin de beni dizim dizim yürüden 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 aman duz koyup da yaralarım eriden hani eriden aman şimdi baban zalim şimdi baban da duyar asker salar geriden hani geriden uyur uyan beymayılım uyan seni doğuran anaya da hele kurban Nedim kurban aman ben kurban Dördüncü yüzyılda yaşamış bir filozof var Libanius, bizim hemşerimiz Antakyalı. Antakya Akademisi'ni kurmuş vesaire bla bla. Demiş ki işte melekler bir daha dünyaya inmeye niyetlenirse Antakya'ya inecekler. O melekler işte bu melekler. Bunları kastetmiş aslında yani. Aynen öyle. Çocuklar hep şey derdi, hocam Cansu Hoca'nın melek gibi sesi. Şu an melek oldular hepsi ve eminim gittiği yerleri de güzelleştiriyorlar. Şimdiki seslendireceğimiz eser Cansu'nun eseriydi. Ama bunu şimdiki eseri Cansu'ya ve yitirdiğimiz arkadaşlarımıza adlıyoruz. Sa-ra-ma-ba
işaret edeceğiz yaşananları, tarihe not düşeceğiz. Ama asıl önemli olan şey, umudun ışığını yakacağız. Felaket, kederli, toprakların kederli insanları olarak olmuyor. Kurtulamıyoruz bundan. Birkaç bin yıldır kurtulamıyoruz. Ve bir kez daha belki de bize gösterdi ya da göstermeye çalıştı ki biz bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçe yaşamadıkça bu topraklarda hiçbirimize huzur maalesef yok. Sanat kötü günlerde de yapılır. Hatta kötü günlerde belki daha çok yapılması gerekir. Şimdi biz sanatımızla, müziğimizle evet yaşanan acılara işaret edeceğiz. Çünkü hafızayı diri tutmamız gerekiyor. Biz bunu sanatla yapacağız. Biz yılgınlığa düşmedik. Dedik ki sanatla iyileşelim, iyileştirelim. İşaret edelim ama aynı zamanda buradan çıkışın da, umudun da, yeni yaşamın örülmesinde de doğru olarak nelerin yapılması gerektiğine de not düşelim istedik. İşte biz de bu noktada bu dayanışma çağrısını yaptık. İstedik ki bütün ülke olarak bu çağrıyla bir araya gelelim sanatçı dostlarımızla ve bu bütün ülkeye örnek olsun. Çünkü bir baktık ki depremden sonra aslında biz ayrışmamışız yani. Sadece susmuşuz, birbirimizi unutmuşuz. Müzik
müzik ne kadar kıymetli? Özellikle pandemi sürecinde ben müziğin bu kadar kıymetli olduğunu bir kere daha anladım. Benim kardeşim müzisyen, piyanist. Onlar pandemi sürecini birbirlerinin evlerinde buluşarak, müzik yaparak geçirdiler. Ressamlar resim yaptılar, heykeltıraşlar heykel yaptılar. Biz tiyatro ve sinema oyuncuları hiçbir şey yapamadık. Bize siz de yapın dediler evde tek başınıza. Ben denedim, deli gibi baktılar evde. Olmuyor ama onlar çok şanslılar. Şimdi biraz da müzik diyelim isterseniz. Buraya saatler öncesinden geldik. Provalarına denk geldim ben. O kadar tatlılar ki sizin de çok beğeneceğinize eminim. Sizi şimdi grup Seyyah'la baş başa bırakıyoruz efendim. Kadıncağızın ismi ne? Ben bunlardan dönmeyi dinleyen isterim. Haydi dinle.
giderim. Anam babam sorarsa doymuş atmış dinlerim. Haydi çok teşekkür ederiz. Biz Seyyah, bu akşam 18. kez düzenlenen Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nde bulunmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çok keyifli bir akşam dileriz size.
yârim İmanuşka kabir kârim Yarıs yarıs lal ne lal Hakele hırre gınala Karakının gafsır tesala Yarıs yarıs lal ne lal Hakele hırre gınala Karakının gafsır tesala İyi akşamlar herkese. Nasıl gidiyor? Mutlu musunuz? Güzel bir gece geçiyor musunuz? Biz burada olmaktan çok mutluyuz. Küçük bir seyahat veriyoruz size. Devam ediyoruz Yunanistan. İyi eğlenceler. Az önce dinlediğiniz parçaların nereden olduğunu anlatayım ben size birazcık. Buzuki hazırlanırken. Romani, Kürtçe bir parça. Arkasından da Tamzara, Azerbaycan'dan geliyor. Hemen sonra da Ermenice bir eser okuduk. Garun Yekav ismi. Şimdi Gabriel, nereye gidiyoruz Yunanistan'da? Adalara. Adalara gidiyoruz. Adalara, evet. Göçmen biri bestelemiş bu eseri, değil mi? Haydi bakalım. Hadi bakalım, Gabriel.
aşağı kufrumuz kanta. Parça daha var. O da yine Yunanca olacak. İsmi Gel Gel Kayıkçı. Biliyorsunuzdur belki. Biliyorsanız birazcık mırıldanır mısınız bizimle? Thank you.
Teşekkür ederiz. Şimdi Sırbistan'dan bir parça söyleyeceğiz size. Bu son parçamız olacak. Çok teşekkür ederiz tekrar. Burada bulunmak harika bir şey.
Efendim çok tatlı değiller mi? Bütün gece neşe kattılar. Bir alkış daha rica ediyoruz Grup Seyyah için. Çok teşekkür ediyoruz. En zor iş de dilsiz kaval. Bak herkes gitti, sen kaldın. Yardım edeyim mi? Bir de mütevazı. Evet, şimdi gecemizin yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz ve şahane bir film izleyeceğiz biraz sonra. Filme geçmeden önce kendisine bir merhaba demek için, bu güzel filmi bizle buluşturduğu için teşekkür etmek üzere filmimizin yönetmeni Can Kaya'yı sahneye davet ediyorum. İyi akşamlar. Cem Kaya aslında. Geçmiş olsun. Ben uyuyamayacağım bu akşam. Gerçekten. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Efendim öncelikle filminizin sürecini, serüvenini bize anlatmak ister misiniz? Belki çok kısa. Evet. İstemem deseydiniz yanlıştık. Tamam. Ben bu filmi 2017 senesinde başladım bu filme. İşte 5 sene sürdü ve 2022 senesinde işte seyirciyle buluştu aslında bir sene önce. Yani evet. Gurbetçilerin müziklerini anlatalım dedik filmde. Bir de hani Almanya'ya giden gurbetçilerin ve Almanya'daki tabii ki 60 sene bir süreç yaşandı artık ve bu 60 sene tabii ki değişti. Yani bir sürü şey değişti. Müzisyenler değişti. Müzikler de değişti tabii ki günümüze geldiğinde ve bu süreci işte anlatan bir belgesel çektik böyle. Şahane. Ben niye yokum? Siz Almanya'da mıydınız? Şaka bir dahakine. Onu soran İnşallah oldu bu arada. Çekerseniz de işte aşk euro oldu herhalde o. Euro ve yaşam. Aynen öyle. Onda olurum. Eyvallah. Çok 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 teşekkür ediyoruz size. Buyurunuz, buyurunuz, buyurunuz. Oy çok teşekkür. Bazılarına vermiyorlar hocam. Çok şanslısınız. Çok çok şanslıyım. Bir uyarıda bulunmak istiyorum. Tabii. Filmin başında 2-3 dakika geçtikten sonra işte filmin jeneriği giriyor ve orada çok yüksek sesli müzik olacak ve böyle stroboskop efektleri olacak. İşte epilepsiyle derdi olan ya da fotosensitif olan insanları şimdiden uyarmak istiyorum. Bu bir kere olacak filmde. Bir de film bittikten sonra jenerik akacak. Jenerikten sonra belki bir sahne daha var. Hocam yangın söndürme tüpü de koyalım mı? Lütfen. Kaçırmak istemeyenler kalsınlar. Teşekkürler, iyi seyirler. Çok teşekkür ederiz. Cem Kaya'ya büyük bir alkış. Efendim şimdi biraz sonra filmimize geçeceğiz. Filmimize geçmeden önce bu gece bizleri burada yalnız bırakmadığınız için öncelikle size çok teşekkür ediyoruz. Kendinize güzel bir alkış lütfen. ...19. yıl festivalimizde umarız ki, yani ben umuyorum ki, özgürlük ve demokrasi adına tutsak edilmiş arkadaşlarımız da bizlerin aramızda olur. Daha özgür ve demokratik bir Türkiye'de onlarla beraber yine şahane bir festival yaşarız. Selam olsun özgür tutsaklara. Filmimiz bir 10 dakikalık aradan sonra başlayacak. Benim burada görevim sona eriyor. Sürçülisan ettiysem ki ettim. Allah'tan hepinizin tek tek isimlerinizi söylemiyorum. Beni affedin lütfen. Çok teşekkür ediyorum.